TB hastalıkları nelerdir hocam? Sarı kan tronla bu hastalıklarımızdan vazgeçebiliyoruz ve eğitim sayesinde de kurtulabiliyoruz. Ve bir de ITP hastalıkları var. Onlar nedir? ITP, immün trombozitopenik purpurea'nın kısaltılmış şekli veya buna idiopatik trombozitopeni de denir. İdiopatik bilinmeyen demek. Evet. Nedeni bilinmeyen trombozit düşüklüğü. Yani trombozitopeni denir. Trombozit düşüklüğü neden oluyor? Niçin oluyor? Bunun sebebi bilinmiyor. Bilinmediği için de idiopatiktir. Trombozit sayısı normal olarak 1 metreküp kanda, kişinin kanında 150 ila 400 bin adet pul şeklinde trombozitler olur. Herhangi bir kanama esnasında trombozitler burada pıhtılaşır, kan akışını engeller. Kanamayı önler. Çok çok hayati öneme sahiptir trombozitler. Evet. Fakat trombozitler her nedense bağışıklık sistemi trombozitlerin üstüne bir çarpı işareti koyuyor. Antikorla yapıştırıyor üzerine, trombozit üzerine. İşaretlenen trombozit dalakta tehlikeli maddeymiş gibi algılanıyor. Onu hemen parçalıyor, yok ediyor. Böylece bağışıklık sisteminin vermiş olduğu yanlış komutlar trombozitlerin yok olmasına sebep oluyor. Bu nedenle de nedenin için bilinmiyor. İdiopatik deniyor. İdiopatik. Evet. İdiopatik sebebi bilinmeyen trombozit düşüklüğü. ITP kısaltılmış şekli. Şimdi bununla ilgili bu genellikle lenfoma, lenf kanserleri hastasında olur. Kan kanseri, sistemik lupus hastası, bu tür hastalarda olur. Evet. Mesela biz Zeynep Hanım sistemik lupus hastalığına yakalanmış. Onda lokosit de düşmüş, trombozit de düşmüş. Evet. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, hiç ev işi yapamıyor. Öyle gibi evde yatıyor, yiyor içiyor, tuvalete gidebiliyor, yatıyor. Evet. Hiçbir şey yapamıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Evet, ancak zor zor. Şimdi bu da taze gelin dediler ya, yeni evlenmiş bir genç kız gelin yani. Kaynanası, kayınbabası, kayınları vesaire vesaire. Evde kalabalık oluyor. Bu gelen diyorlar ya, naz yapıyor, kasıtlı yapıyor, maksatlı yapıyor diye bir de onlar laf yapınca kadıncağızın dermanı yok yapacak. Bir iş yapamıyor. Bir de böyle dedikodu. Evet, üzülmemek için. Psikolojisi da bozulmuş, dermanı yok ayağa kalkmaya. Bir de laf. Laf söylemesinler diye bir de daha çok yapmaya çalışıyordu, yapamıyor. İş yapmaya çalışıyordu. Dermanı yok. Şimdi ben aradı, dedi ki hocam ne yapacağız? Dedim ki problem yok, her şeyin dermanı var. Önemli olan tedaviye başlamak ve sonunu getirmek. Erken bırakmamak. Başlamak kadar sonunu getirmek önemli. Tabii. Başlıyoruz, bazıları başlıyor, iki hafta sonra ben bu kadar iyileştim, hemen bırakıyor. O yanlış. Biraz rahatlayınca bırakıyor. Tabii. Tedavini, yani ilaçlarımızı tamamen düzenli kullanmamız lazım. Yeniden nükseden rahatsızlık. Şimdi bu hanımefendi bir ay sonra beni aradı, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Dedi ki hastalığımda hiçbir gelişme yok. Dedim yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Çünkü kronik, sistemik lupus, SL. İyi, hadi bakalım. İki ay sonra aradı, yine ağlıyor. Ne oldu? Hiçbir değişiklik yok, acılı yok, devam edeceksin. Üç ay sonra, dört ay sonra artık kadının sesini duyunca tamam ağlayacak diye panik olmaya başladım. Altıncı defa, altı ay oldu ama. Aradı, yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Üzüntüden değil. Niye? Ne oldu? İlk defa lokositleri yükselmiş. Trombositi normale dönmüş. Bütün diğerleri normale dönmüş. 6 saat ütü yaptım, yorulmadım diyor. Maşallah dedim. Maşallah. Hadi bakalım. Bütün kan değerleri düzülmüş. Bağırsakları, karaciğeri, bütün değerleri, karaciğer değerleri düzelmiş. Evet. Sistemik lupus çok ağır. 6 saat ütü normal sağlıklı bir insan bile yapamaz hocam o kadar. Öyle yapmış.